Kıymetli arkadaşlarım herkese yeniden merhabalar. Geldik idare hukukun 3. dersine. 3. derste yerinden yönetimleri özellikle mahalli idareleri işleyeceğiz. ÖSYM'nin en sevdiği konudur. En çok soru sorduğu konulardan bir tanesidir. Mahalli idareler konusu. Bu konuyu çok iyi öğrenmemiz lazım. Önce arkadaşlar yerinden yönetimin tanımını yapayım. Yerinden yönetim neydi? Hemen bir önceki derslerimizi hatırlayın. Merkezden yönetim yani devlet tüzel kişisi, bir tane tüzel kişiydi. Devlet tüzel kişisi dışındaki bütün diğer tüzel kişilere, kamu tüzel kişilere biz ne diyorduk? Yerinden yönetim. Diğer adıyla bir kamu hizmetinin devlet tüzel kişisi dışında başka kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesine yerinden yönetim denir. Yerinden yönetimler ikiye ayrılır. Yer yerinden, hizmet yerinden. Yer demek bir da hizmet yürütenler. Yani Mahalli idareler, yerel yönetimler, hizmet bakımından yerinden yönetimler ise bir kamu hizmetini tüm ülkede yürütenler. Mesela devlet demir yolları bir kamu hizmetini tüm ülkede yürütüyor. Ama diyelim ki Ankara Büyükşehir Belediyesi belediyeceir hizmetini Ankara il sınırları içerisinde yürütüyor. Yani bu coğrafi yerinden yönetim, bu da arkadaşlar daha çok bilimsel, teknik, kültürel bakımdan yerinden yönetim olarak karşımıza çıkıyor. Önce mahalli yani yerel, coğrafi yerinden yönetimlerden bahsedeceğiz. Daha sonra detaylara gireceğim diğerlerine arkadaşlar. Peki, mahalli idarelerden arkadaşlar detaya girmeden önce anayasanın 127. maddesi mahalli idarelere ayrılmış bir maddedir. Yani 127. maddeyi mahalli idareleri anlatmak için yazmışlar. Mahalli idareleri ne yapalım? 127. maddede bir özetleyelim. Sonra tek tek il özel idaresi, belediyeler, köyler neler bunlardan bahsedelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi anayasanın 127. maddesini açın okuyun arkadaşlar. Diyor ki mahalli idareler il, belediye ve köy halkın. İlden kasıt il özel idaresi. Bakın. il özel idaresiyle Önceki derste anlattığım merkezi idare içinde yer alan taşra içinde yer alan il genel idaresinin sınırları aynıdır. Ama il genel idaresi merkezi idareye ait kamu hizmetlerini yürütürken il özel idaresi ise arkadaşlar belediyecilik şeklinde o ilde yaşayan halkın mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyette bulunur. Yani isimleri benzerdir. Biri il genel idaresi, o merkezi idarede taşra içinde. Biri ise il özel idaresidir. İsim benzerliği var, genel yerine özel yazıyoruz. Bu bir. İki. İkinci olarak da ikisinin de sınırları aynıdır. Bütün il sınırları içerisinde faaliyette bulunurlar. Ama dikkat edin, il genel idaresinin tüzel kişiliği yoktur. Merkezi idarenin yürütmüş olduğu hizmetleri yürütür. İl özel idaresi ise birazdan göreceğiz bir mahalli idaredir. Tüzel kişiliği vardır o il sınırları içerisinde yaşayan halkın mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetleri bulunur. Peki devam ediyoruz. Mahalli idareler 3 taneymiş. İl özel idaresi, belediye ve köy. Bakın iyi dinleyin. Arkadaşlar bunun başına herhangi bir özel isim gelebilir. Bu sizi yanıtmasın. Sonu il özel idaresiyle, belediye ile herhangi bir belediye olabilir. Bu belde belediyesi olur, büyükşehir belediyesi olur, il ilçe belediyesi olur fark etmez. Belediye diye bitiyorsa, köy diye bitiyorsa mahalli idaredir. Siz sonuna bakacaksınız. Baştaki özel isim sizi yanıtmasın. O zaman anayasaya göre mahalli idarelerimiz 3 taneymiş. Birincisi il özel idareleri, ikincisi belediyeler, üçüncü ise köylerdir. Başka mahalli idare yoktur. Devam ediyoruz. Anayasaya göre mahalli idareler kamu tüzel kişine sahipler. Dikkat edersiniz, daha önce belirtmiştim. 1982 anayasası bazı tüzel kişilerin bizzat tüzel kişi olduğunu, olduğunu anayasada belirtmişti. 3 tane mahalli idarelerin tüzel kişi olduğu bizzat anayasada yazıyor. 3. Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Hemen hatırlayalım. Kanunu kim yapıyordu? Meclis. O zaman belediye kanunu var, köy kanunu var. Diyelim ki il özel idaresi kanunu var. Orada belediye başkanının görevleri nelerdir? Meclisin görevleri nelerdir? Encümenin görevleri nelerdir? Köy kanunda muhtarın, ihtiyari meclisinin, köy derneğinin görevleri nelerdir? Yani özetle anayasaya göre Köy nedir? Organları nedir? Görevleri nedir? Ne ile düzenlenecekmiş? Kanunla. Kim yapıyor kanunu? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Devam. Karar organları seçimle iş başına gelir. Bu çok önemli. Bunu iyi bileceksiniz. Arkadaşlar birazdan göreceğiz. Seçim 5 yılda bir yapılıyor. Karar organı demek, hani devletin karar organı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Öyle düşünün. Mesela il özel idaresinin karar organı il genel meclisi. Belediyenin belediye meclisi, köyün köy meclisi. Karar organı meclislerdir. Anayasaya göre karar organları seçimle iş başına gelmek zorunda. Yani halk seçiyor, biz seçiyoruz karar organlarını. Ama dikkat edin anayasa yürütme organları, müzakere ve danışma organları, mesela belediyede yürütme organı, köyde yürütme organı seçimle gelir demiyor ama kanun seçimle gelir diyor. Ama anayasal bir zorunluluk değil. Anayasal zorunluluk kimin seçimle göreve gelmesiymiş? Karar organları, meclisler arkadaşlar. Tamam mı? İl özel idaresi, il genel meclisi, belediyede belediye meclisi, köyde köy ihtiyar meclisi seçimle gelir. Devam ediyoruz. Mahalli idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. Arkadaşlar bunu size nasıl soracaklar? Şöyle soracaklar. Mesela diyecek ki en son yapılan mahalli idare seçimi atıyorum. 2015 yılında yapılmış. Bir sonraki mahalli idare seçimi ne zaman yapılacaktır? Sen de ne diyeceksin? Bu 5 yılda bir yapılıyordu. O zaman 2015'te yapılmışsa bir sonraki mali idare seçimi ne zaman yapılacak? 2020 yılında yapılacak. Sorular bu şekilde gelir arkadaşlar. Dikkat edelim. 5 yılda bir yapılıyor. Aynı Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri gibi. Mahalli idareler kendi aralarında Cumhurbaşkanı'nın izniyle birlik kurabilirler. Arkadaşlar mahalli idareler anayasaya göre ne yapabilirlermiş? Birlikler oluşturabilirlermiş. Mesela bir örnek Türkiye Belediyeler Birliği gibi. Peki anayasaya göre bu birlikler kimin izniyle kurulabilirmiş? Cumhurbaşkanı. Bakın diğer birçok şey, şuradakilerin hemen hemen her şey soruldu. Lisans, ön lisans, orta öğretimde. Sadece şu sorulmadı, hukuk sınavlarında çok çıkıyor. Bunu iyi not alın arkadaşlar, iyi bilin, çıkabilir. Tamam. Mahalli değerlerin, e, mahalli değerler kendi aralarında kimin izniyle birlik kurabilirmiş? Cumhurbaşkanı izniyle. Örnek verdim, Türkiye Belediyeler Birliği gibi mesela. Peki. Şimdi geldik çok önemli şu iki cümle var ya arkadaşlar bizim için çok önemlidir şu iki cümle. Diyor ki anayasa yerel yönetimlerin seçilmiş organları. Seçilmiş organ derken anayasa karar organları seçimle gelir diyordu tamam. Ama başka seçimle gelen organları da var. Mesela belediyede belediye başkanı, belediye meclisi, il özel edersin il genel meclisi bunlar seçimle göreve gelir. Köyde de muhtar, ihtiyar meclisi seçimle göreve gelir. Ama muhtar ve ihtiyar heyetini ayrı tutacağız. Biz daha çok il genel meclisi, belediye başkanı, belediye meclisi üzerinde duralım. Anayasaya göre mali değerlerin seçilmiş organların, organlık sıfatlarının kaybı, bakın kaybedilmesi yargı kararıyla olur. Yani yargı kararı verecek. O zaman belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesine, il genel meclisinin fesine, belediye meclisinin fesine, belediye meclis üyeliğinin sona ermesine, meclis, il genel meclisi üyeliğinin sona ermesi ne kararlı olurmuş? Yargı. Peki bu işi ülkemize kim yapıyor derse Danıştay diyoruz arkadaşlar. Danıştay. O zaman belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesine kim karar veriyormuş? Danıştay. Belediye meclisinin feshedilmesine Danıştay. İl genel meclisinin feshedilmesine Danıştay. Belediye meclisi üyesi ya da il genel meclisi üyesinin üyeliğinin düşürülmesine Danıştay karar veriyor diyoruz. Bunu unutmayalım. Bu çok çıkıyor arkadaşlar. Devam. Yine en son 2022 lisans sınav sorusu görevleriyle ilgili bir suç sebebiyle haklarında soruşturma ya da kovuşturma açılan mahalli idarelerin ve bu organların üyelerini örneğin arkadaşlar örneğin il genel meclis üyelerini yani seçimle gelen üyelerini arkadaşlar mesela il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi, belediye başkanı bunlar hakkında eğer soruşturma mesela yolsuzluktan dolayı soruşturma ya da kovuşturma açılmışsa Bunları kesin hükme kadar kim açığa alıyor görevde? Bak görevde son verme değil. Son vermeyi danıştay yapıyordu. Açığa alma işlemini kim yapıyormuş? İçişleri Bakanı yapıyormuş. Anayasal bir kural. İşte mesela anayasada idari vesayetin tek örneğidir arkadaşlar. İçişleri Bakanı ne yapabiliyormuş? Belediye başkanını, belediye meclis üyesini, il genel meclis üyesini hakkında soruşturma da koğuşturma açılmışsa ne yapabiliyor? kesin hükme kadar görevden uzaklaştırabiliyor ama son veremiyor. Göreve son verme yetkisi kime ait? Danıştay'a ait. Şu ikisini unutmayın. Uzaklaştırma İçişleri, son verme Danıştay. Bu ikisini unutmuyoruz arkadaşlar. Peki. Bir notum var şurada arkadaşlar. Bakın seçilmiş organlarda meclis, belediye başkanı, belediye meclisi. Bunlar uzaklaştırma söz konusu olursa kesin hükme kadar İçişleri, son verme olursa Danıştay dedik. Doğru mu? Ama muhtarı ayrı tutuyoruz arkadaşlar. Muhtar ve ihtiyar heyetini. Muhtar ve ihtiyar heyeti eğer görevlerini yapmazsa vesaire vesaire bunları görevden alan ya da görevden uzaklaştıran kimdir? Danıştay değildir arkadaşlar. Ya da İçişleri Bakanı değildir. Kimdir? Daha önce merkezi idarede il idare kurulunu anlatırken ya da ilçe idare kurulunu anlatırken söylemiştim arkadaşlar. İl ve ilçe idare kurullarının en önemli görevlerinden biri nedir? Muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini görevden almaktır. O zaman mahalli idareler arasında hangisini görevden uzaklaştıran ya da görevine son veren Danıştay ya da İçişleri Bakanı değil, mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini. Onların görevine son veren ya da görevden uzaklaştıran kimmiş? Arkadaşlar, il ya da ilçe idare kurulları. Bu da hiç sınavda çıkmadı şimdiye kadar. Çıkabilir. Şu ikisini çok sordular. Son veren Danıştay, uzaklaştığın İçişleri. Ama şunu hiç sormadılar. Muhtar ve ihtiyar arkadaşlar e, görevine son veren ya da uzaklaştıran kimmiş? El arkadaşlarım il ya da ilçe idari kurullarıdır. O zaman şöyle bir tekrar yapalım. Mahalli idarelerimiz 3 tanedir. İl özel idaresi, belediye, köy. Başka yok. Mahalli idareler kamu tüzel kişisidir. Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Mahalli idarelerin karar organları yani meclisler seçimle gelmek zorunda anayasaya göre. Ama diyelim ki yürütme organları mesela il özel idaresinde vali, belediyede belediye başkanı, köyde muhtar Bunların seçimle gelmesi anayasal bir zorunluluk değil arkadaşlar. Ama seçimle geliyorlar. Ama bir zorunluluk değil onu söyleyeyim. Ha burada vali için konuşalım. Mesela valiyi biz seçmiyoruz arkadaşlar. Kim Yozgat'a vali olursa, vali olarak atanırsa Yozgat iline, ili, ili de yönetiyor devlet adına, merkez idare adına. Aynı zamanda il özel idaresinde yönetiyor arkadaşlar. Böyle özel bir durum var. Mesela vali seçimle gelmiyor. Konuşacağız. Peki seçim kaç yılda bir yapılıyordu? 5 yılda bir yapılıyordu. Nasıl soru geleceğini söyledim. Mahalli idarelerin muhtar ve ihtiyareti hariç seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri yargı kararlı olur. Bu işi ülkemize Danıştay yapıyordu. O zaman belediye meclisinin Danıştay feseder, eder, il genel meclisinin Danıştay feseder, belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesine Danıştay karar verir. Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının soruşturma da kovuşturma açılmışsa kesin hükme kadar kim görevden uzaklaştırır? İçişleri Bakanı. Ama muhtar ve ihtiyar heyetinin görevine son veren ya da görevden uzaklaştıran istisnadır. Kimmiş? İl ya da ilçe idare kurulları. Evet, mahalli idareler hakkında arkadaşlar şöyle bir giriş yaptık. Şimdi mahalli idarelerimizi tek tek görme zamanı. İl özel idaresi'nden başlayalım. Önce tanımını yapayım size. Diyor ki kanunda il halkının yani il sınırları içerisinde yaşayan bütün halkın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan karar organı seçmenler yani şu karar organı var ya meclisi anayasaya göre seçimle oluşmak zorunda diğerleri seçimle oluşmak zorunda değil. Ee, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel Arkadaşlar öncelikle şunu ayırt etmenizi istiyorum. Bir, bir önceki derste merkezi idare içerisinde il genel idaresinden bahsettik. Şimdi de il özel idaresi diyoruz. E hocam ikisi de ille başlıyor. Ama dikkat edin biri il genel yani biri merkezi idareye ait hizmetleri yürütüyor. Biri ise il özel burada ayrılıyor. İl özel idaresi bir kamu tüzel kişisidir, bir mahalli idaredir. Ama il genel idaresi ise bir tüzel kişi değildir. Merkezi idare, devlet tüzel kişi içerisinde bir organdır sadece. Peki, ikinci olarak karıştırma sebebimiz vali. Arkadaşlar, vali hem merkezi idarede görevli, il genel idaresinde görevli, merkezi idare ait hizmetleri yürütüyor. İşte yeti genişliği, devleti temsil ediyor, cumhurbaşkanı temsil ediyor vesaire. Bir de valiye ikinci bir görev daha vermişler. Vali bir mahalli idare organı olan il özel idaresinde de görev yapıyor. Hatta il özel idaresini temsil eden yürütme organı, tüzel kişiliğin temsilcisi validir arkadaşlar. İşte sizin karıştırma sebebiniz budur. Bir, isim benzerliği olması. iki valinin iki yerde de görev yapması. Ama dikkat edin. Biri, klasik kamu hizmetlerini yürütüyor merkez idare hizmetleri. Biri ise belediyecilik yapıyor arkadaşlar. Yani şu il özel idaresini belediye gibi düşün. Belediye'den farkı nedir? Farkı şu, belediye mesela Yozgat'ı düşünelim Yozgat belediyesini, yan yana sıralanmış evlerin olduğu yerde kamu hizmeti yürütüyor, tamam? Hani belde kelimesi oradan geliyor zaten. Ama il özel idaresi ise aynı il genel idaresi gibi bütün il sınırları içerisinde faaliyet yürütüyor. Yani dağ başındaki bir barakanın da arkadaş, barakada yaşayan bir insan düşünün, ona Kamu hizmeti ne yapıyor? götürüyor. Sadece yan yana olan evlerde değil. İşte dağlarda, ovalarda, yani il özel idaresinin faaliyet alanı tüm il sınırlarıdır arkadaşlar. Hem şehir merkezinde faaliyet alanı var hem de bütün ilde faaliyet alanı var il özel idaresinin. Bu yönüyle de belediyelerden ayrılıyor arkadaşlar. Yani coğrafyası belediyeler gibi sadece yan yana dizilmiş evlerin olduğu yerde değildir. Tüm il sınırlarındadır. Peki bir il özel idaresi nasıl kuruluyor? Arkadaşlar il özel idaresinin kurulması için özel bir işleme gerek yoktur. Merkez idarede anlatmıştım. İl genel idaresi kuruluyordu kanunla, kaldırılıyordu vesaire. Bir yerde kanunla il genel idaresi kurduğunuzda otomatikman o yerde ne de kurulmuş olur? İl özel idaresi kurulmuş olur. Yine bir yerin il sıfatına kanuna son verdiğinizde, o yerde il özel idaresini ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? Kaldırmış oluyorsunuz. Yani hem il genel idaresinin hem de il özel idaresinin kuruluş kanunları aynıdır. Tamam. O zaman il özel idaresi neyle kurulur derse diyeceğiz ki kanunla kurulur diyeceğiz. Devam. İl özel idaresi il genelden ne yönüyle ayrılıyor? İl genel idaresi bir merkezi idare organıydı. Tüzel kişiliği yoktu. Devlet tüzel kişinin içerisindeydi. Ama il özel idaresi ise bir mahalli idare organıdır. Devlet tüzel kişiden ayrı olarak tüzel kişiliği bulunmaktadır. Peki arkadaşlar şu anda ülkemizde 51 tane ilde, 81 il diye düşünürsek 51 tane ilde il özel idaresi var. Peki neden diğer 30 ilde yok? Çünkü diğer 30 ilde Büyükşehir Belediyesi var. Büyükşehir Belediyelerin artık biliyorsunuz hizmet alanı artık yan yana dizilen evlerin olduğu yer değil. Normal belediyelerden farklı olarak. Büyükşehir belediyeleri artık bir ilin bütün sınırlarında faaliyette bulunuyorlar, hizmette yürütüyorlar. Dolayısıyla Büyükşehir belediyesi olan 30 ilde il özel idareleri ne yapıldı arkadaşlar? Kaldırıldı. Artık 30 ilde il özel idaresinin esnene yaptığı işi kim yapıyor şu anda? Büyükşehir belediyesi ne yapıyor? Hizmet götürüyor. O zaman kaç ilde il özel idaresi yok? 30 ilde. Neden? Çünkü 30 ilde Büyükşehir Belediyesi var. Çünkü büyükşehir belediyeleri artık tüm ilde faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idaresine gerek kalmadı. Peki. İl özel idaresinin organları 3 tane. Vali, meclis, encümen. Hemen kısaca söyleyeyim. Yürütme organı, karar organı, müzakere danışma organı. Belediyede de aynı şekilde. Yürütme organı validir. Peki burada vali seçimle mi geliyor? Arkadaşlar Yozgat örneğinden gidelim. Yozgat büyük değil. O da il özel idaresi var. Yozgat arkadaşlar vali olarak atanan bir kamu görevlisi Yozgat İl Genel İdaresi'ne, merkezi idaredeki Taşra'daki İl Genel İdaresi'ne vali olarak atanan bir kişi aynı zamanda Yozgat İl Özel İdaresi'ni ne, ne yapıyor arkadaşlar? Yönetiyor. Ama birinde il idare kanunundaki görevleri yürütüyor merkezi idare. Birinde ise ayrı bir kanun olan il özel idaresindeki görevlerini yürütüyor. İl özel idaresinde bir belediye başkanı gibi çalışırken İl Genel İdaresi'nde ise devletin, Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi gibi ne yapıyor arkadaşlar? Taş ya da ili yönetiyor. Yani kuruluş kanunları aynı ama İl Özel İdaresi ve İl Genel İdaresi'nin kanunları farklı. Dolayısıyla valinin hem il Genel İdaresi'nde hem İl Özel İdaresi'nde görevleri var ama iki görevi birbirinden tamamen farklıdır. O halde vali buraya seçimle mi geliyor, atamayla mı? Atamayla geliyor diyebiliriz. Peki, İl Özel İdaresi'nin yürütme organıdır. Tüzel kişinin temsilcisidir. Ondan sonra meclis ve encümen kararlarını uygular. Personeli atar. İl özel idaresini sevk ve idare eder. Taşınır taşınmaz mallarını yönetir. Falan filan. Peki geldik meclise. İl özel idaresinin ana karar organıdır. Anayasaya göre bu karar organının üyelerin seçime gelmesi bir zorunluluktur. Seçim 5 yılda bir yapılıyor. Peki üyeler nasıl oluşuyor? O ildeki ilçelerden gelen üyelerle oluşuyor arkadaşlar. Yani seçimle 5 yılda biz biz seçiyoruz. Başkanlığını da üyelerin kendi arasından seçtiği bir kişi yapıyor. Mesela atamayla gelen vali meclise ne yapamaz? Başkanlık edemez. Demokratik olmaz çünkü. Bu adamlar seçimle göreve gelmiş. Tamam Meclis ana karar organıdır. Ne yapıyor mesela? Valinin hazırladığı bütçeyi onaylıyor. Borçlanmaya izin veriyor. İmtiyaz sözleşmesi arkadaşlar yapıyor. Yönetmelikleri kabul ediyor. Falan böyle ne, ne var? temel ana görevleri var. Mesela imara ilişkin kararlar veriyor vesaire. Görevler genelde hukuk sınavlarında çok çıkıyor. Hani neredeyse A grubu sınavlarda bile çok nadir çıkıyor. Hani görevler bakımından size gelebileceğini düşünmüyorum. Ama en son çıkan soru şuydu mesela burayla ilgili. İl genel meclisi açlık hangisinin karar organıdır? Cevap il özel idaresi. Bir öncesinde soru şöyle gelmişti. İl özel idaresinin yürütme organı temsilcisi açlık hangisidir? Vali. Peki İl genel meclisi görevlerini yapmazsa, aksatırsa, siyasi konularda karar alırsa, İçişleri Bakanı'nın bildirisiyle Danıştay kararıyla feshedilir. edilir. Fesh etmeyi Danıştay yapıyor, hatırlayın. İl genel meclis üyelerinden biri hakkında soruşturma da kovuşturma açılırsa, kesin hükme kadar kim görevden uzaklaştırıyordu? İçişleri. Ama son verme derse Danıştay edeceğiz. Üyeliğe son verme derse. Daha önce konuşmuştuk bunu. Encümene geldik. Encümen müzakere, danışma ikinci karar organıdır bak. Ama ana karar organı, karar organı derse meclis diyeceksiniz. Mesela encümene de çok önemli görevler vermişler aslında. Hiç de öyle basit görevleri yok. Umuma açık yerlerin açılış kapanış saatlerini belirlemek, kamulaştırma kararları almak, yine kanla öngörülen cezaları vermek, yaptırımları uygulamak, izinleri vermek, ruhsat vermek mesela arkadaşlar. Tamam mı? Encümen'e vali başkanlık ediyor. Valinin olmadığı encümen toplantıları genel sekreter başkanlık eder. Zaten il özel genel sekreter diye bir şey var. Her ne kadar burada vali desek de genelde burada işleri genel sekreter yürütüyor arkadaşlar. Peki burasının özelliği şudur. Seçimle göreve gelmez. Mesela 3 tanesi bunlar kendi üyelerinden seçiyorlar. 2 tanesini vali biri memurlar arasından seçiyor. Bir de vali başkanlık ediyor böyle. Yani encümen olmaz? Seçimle göreve gelmez. Seçimle göreve gelmek zorunda olan il genel meclisiydi. Bunu unutmayalım. Görev süresi 5 yıldır. Görevini aksatırsa, işlerini yapmazsa İçişleri Bakanı'nın bildirisiyle Danıştay kararına feshedilir. Üyelerden biri hakkında soruşturma da koğuşturma açılırsa kesin hükme kadar kim uzaklaştırıyordu? İçişleri Bakanı. Ama üyenin düşürülmesine kim karar veriyordu? Danıştay karar veriyordu diyoruz. Evet, İl Özel İdaresi kısaca bu şekilde arkadaşlar. Sırada belediyeler var. Belediyenin tanımıyla il özel idaresi tanımı hemen hemen aynı arkadaşlar. Orada il halkının mahalli müşterek ihtiyaçları diyordu. Burada da belde halkının, belde sakinlerin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organları seçmenlerce oluşturulan, idari mali özerkliğe sahip kamu tüzel kisini biz bel, belediye, belde diyoruz arkadaşlar. Peki il özel idaresi farkı neydi? İl özel idaresi tüm il sınırları içinde yani diyelim ki dağdaki arkadaşlar bir ee, köy ya da ne diyelim bir kulübede de yaşayan insanın da ihtiyacını karşılıyordu. Ama belediye yan yana dizilen evlerin olduğu yerde faaliyette bulunur. Peki belediyenin organları nedir? Başkan, meclis ve encümen zaten görmüştük. İşte yürütme organı, karar organı, müzakere, danışma, ikinci karar organı. Bakın bu bir kere sınav sorusu olarak geldi. 2019 lisans sınav sorusu. Belediyenin organları hangisi doğru verilmiştir? Başkan, meclis, encümen bu kadar. Peki belde. Arkadaşlar Belediyesi olan yerleşim yerlerine belde diyoruz. Bunu şöyle anlayın. Mesela birazdan göreceğiz. İl ve ilçe merkezlerinin nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması zorunlu. Yani devlet bir yeri il yaptı kanunla, ilçe yaptı nüfusa hiç bakılmaz. İsterse 500 nüfusu bir ilçe olsun, şehir merkezi. Orada belediye kurmak zorunlu arkadaşlar. Peki bunun dışındaki belediyelere biz belde diyoruz. Beldeler nasıl kuruluyor? Birazdan anlatacağım. Nüfus 5000 vesaire. Köylerde kuruluyor. Ya da köyler mıntıkası 5000 metre kareye mesafe içerisindelerse nüfuslarını topluyorlar ya da bir köyün kendisi. 5000 ve üzeri ise arkadaşlar ondan sonra çok uzun bir işlemi var. En son Cumhurbaşkanı'na gidiyor olay. Orada belediye kuruluyor. O yere artık köy demiyoruz da belde diyoruz arkadaşlar. Tamam Yani belediyesi olan yerleşim yerine belde denir. Diğer adıyla köye belediye gelmesi. Devam. Mahalle. Arkadaşlar mahalleler belediye sınırı içerisinde oluyor. Belediye sınırı içerisinde ihtiyaç ve öncelikleri benzerlik gösteren sakinler arasında bakın şu kelimeyi görürseniz bu tanı bir tanımda şu kelimeyi görürseniz mahalle diyeceksiniz. Komşuluk ilişkisi bulunan idari birime ne ad verilir? Bakın belediye sınırı içerisinde kuruluyor. Hatta kuruma da şöyle oluyor. Belediye meclisi kararıyla ilçede mülki amir kaymakam ilde vali kaymakamın görüşü valinin onayı idari vesayet örneği ve o yerde mahalle kurulur ya da kaldırılır. Mahallenin bir özelliği vardır. Mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti olur. Aynı köydeki gibi. Ama köydeki gibi dernek mahallelerde olmaz. Mahallede e, organların seçimle iş başına gelmesi, arkadaşlar adının mahalle olması, onu tek başına bir mahalle idare birimi yapmaz. Basit bir sebebi vardır. Mahallelerin tüzel kişiliği yoktur. Yani adının mahalle olması sizi yanıtmasın. ileride bahsedeceğim. Mahalle bir yerel yönetim ya da mahalle idare değildir. Basit bir sebebi vardır. Tüzel kişiliği yoktur arkadaşlar. Ama yani muhtar ve ihtiyar eğitim olması, bunlara seçimle görev gelmesi, onu bir mahalli idare yapmıyor. Çünkü tüzel kişiliği yok. Tanımda da hangi kelimeyi görürsek mahalle diyecekmişiz? Komşuluk kelimesi. Belediye içerisinde ihtiyaç ve önceliklere benzerlik gösteren, sakinler arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birime mahalle diyormuşuz. Peki. Arkadaşlar belediyeler nasıl kuruluyor? Belediyeler şöyle kuruluyor. Bir kere devlet kanunla bir il ve ilçe yaptığında oraya nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması zorunlu. İstersen nüfus 300 olsun. Tamam mı? İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunlu arkadaşlar. Peki zaten adını da o il ya da ilçeyle alıyor. Örneğin Kars Belediyesi, Sarıkamış Belediyesi arkadaşlar. Yani il ve ilçe merkezinde belediye kurulması zorunlu. Peki nüfusu bunun dışında belediye nasıl kuruluyor? Şöyle kuruluyor köyler ya tek başına ya da köyler birleşiyor 5.000 metrekare sınır içerisindelerse nüfusları 5.000 ve üzerinde ise ya arkadaşlar mülki amir kendiliğinden ya da halkın yarısından bir fazlasının oyuyla mülki amire başvurularak ne yapılıyor? Orada ilçe seçim kurulu köyde bir seçim yapıyor. Halkın yarısından bir fazlası belediye olmak istiyoruz diyorsa o köyde. Ondan sonra bu dosya getiriliyor? Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderiliyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı arkadaşlar bunu Cumhurbaşkanı sunuyor. Cumhurbaşkanı kararıyla o köye belediye kuruluyor. Ondan sonra o köye belde diyoruz arkadaşlar. Tamam O zaman belediye kurulması özetle ee, köylerde nüfus 5000 ve üzeri olacak. Kimin kararlı olacakmış? Cumhurbaşkanı kararlı olacakmış. Bunlar çok çıktı. 5000'i çok sordular. Mesela 2 sene önceki kaymakamlık sınav sorusu. İyi ve ilçe merkezleri hariç olmak üzere bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için nüfus en az ne kadar olmalıdır? 5000. 2014 lisans sınav sorusuydu bu aynı zamanda. Peki bize de şunu sorabilirler. Belediye açlık yardım hangisinin kararıyla kurulur? Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Cevap bu. Yine yeni iskan sebebiyle kurulan, yeni nüfusu 5000 ve üzeri olan yerlerde de Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulabilir. Aynı mantık arkadaşlar. Peki diyelim ki köye belediye kuruldu, işte nüfusumuz kalabalıktı, belediye hizmeti geldi falan. Daha sonra insanlar köyden göç etmeye başladılar. hep bir sebepten dolayı neyse artık. Köyün nüfusu azaldı arkadaşlar. Şey beldenin nüfusu azaldı diyelim. Peki beldenin nüfusu kaçın altına düşerse tekrar beledisi elinden alınır köye dönüştürülür? 2000 altına düşerse. Çünkü 2000 altına düşen yerlere biz köy diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 2000'in altına düşen bir belediye kimin kararla tekrar köye dönüştürülüyor? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla. Nasıl kuruluyorsa öyle de kaldırılıyor arkadaşlar. Tamam. Hani buna ne demiştik? Yetkide ve usulde paralellik ilkesi. Peki. O zaman şöyle diyelim. Belediyeler nüfusu 5000 ve üzeri olan yerlerde Cumhurbaşkanı kararla kurulur. Daha sonra nüfusu 2000 altına düşerse Cumhurbaşkanı kararla tekrar köye dönüştürülür. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurmak zorunludur. Nüfusa ne yapılmaz? Bakılmaz. Peki arkadaşlar belediyenin organları 3 tane. Başkan, meclis, encümen. Yürütme organı, karar organı, müzakere danışma, ikinci karar organı. Yürütme organı başka. Bu arada şunu söyleyeyim. Mahalli idarelere seçilebilmek için köy hariç, köyde muhtar okuma yazma bilse yeterli. Milletvekili seçilme şartları aranır. Yani 18 yaşını doldurmak, en az ilkokul mezunu olmak vesaire. O zaman ilkokul mezunu, 18 yaşını doldurmuş bir kimse belediye başkanı, belediye meclisi üyesi adayı olabiliyor arkadaşlar. Peki, belediye başkanı belediye idaresinin yürütme organıdır. E, temsilcisidir. Belediye ve idare eder. Personeli atar. Meclis ve encümene başkanlık eder. Meclis ve encümen kararlarını uygular, yönetmelikleri hazırlar, bütçeyi hazırlar, taşınır taşınmaz malları yönetir. Bir sürü böyle görevi vardır. Peki hatırlayalım hemen. Belediye başkanı hakkında soruşturma açılırsa, çok duyuyorsunuz haberlerde. Ya çünkü yolsuzluğun arkadaşlar en çok görüldüğü yerler. Belediye başkanı hakkında suç soruşturması ya da kovuşturması sebebiyle soruşturma açılmışsa, geçici bir hükme kadar kim onu açığa alıyordu, görevden uzaklaştırıyordu? İçişleri bakın. Son verme yetkisi kime aitti? Danıştay'a. Şu ikiliyi unutmayın demiştim arkadaşlar. Uzaklaştırma. İçişleri, son verme, Danıştay. Belediye meclisine geldik. Belediye meclisi belediyenin karar organıdır. Belde halkı tarafından seçilen üyelerden oluşur. Bunun seçimle gelmesi zorunlu. Karar organı. da belediye başkanı yapıyor arkadaşlar. Çünkü seçimle gelmiş belediye başkanı da. Belediye meclisi ne yapıyor? Mesela başkan hazırladığı bütçeyi onaylıyor, yönetmelikleri onaylıyor, borçlanmaya izin veriyor mesela. İmtiyaz sözleşmesi yapıyor, cadde, park, sokak, meydan adı değiştiriyor, İmar planları yapıyor mesela. İmar izni belediye meclislerinden çıkar bakın. Tamam bunun gibi şeyler. Peki belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma açılırsa kim onu uzaklaşıyordu? İçişleri Bakanı. Kim son veriyordu üyeliğine? Danıştay. Peki belediye meclisi işlerini yapmazsa, aksatırsa, siyasi konularda karar alırsa İçişleri Bakanı'nın bildirisiyle Danıştay kararıyla feshedilir. Bunu unutmayalım. Encümen'e geldik. Encümen müzakere danışma ikinci karar organıdır. Encümen'in bir özelliği seçimle gelmez biliyorsunuz. Mesela nüfusu 100 bine kadar olan illerde, 100.000'den fazla olan illerde. 100 bine kadarsa arkadaşlar 5 kişiden oluşuyor. Yüz binden fazlaysa atıyorum 7 kişiden oluşuyor gibi özellikleri var ama seçimde gelmez encümen. Encümen üyelerinin arkadaşlar bir kısmı meclisten seçiliyor. Meclis kendi üyeleri arasında. Bir kısmı ise belediye başkanı belediyedeki bürokratlardan seçiyor. Tamam Encümen arkadaşlar şunu bileceksiniz. Encümen ne olmaz seçimle göreve gelmez. Biz seçmiyoruz. Meclisi biz seçiyoruz. Yani Başkanı da seçiyoruz ama meclise seçilmesi anayasal bir zorunluluk. Peki başkanlığı da belediye başkanı yapıyor encümenin. Encümenin ballı işleri var arkadaşlar. İşte öyle böyle müzakere falan değil yani. Mesela umuma açık yerlerin açılış kapanış saatini encümen belirliyor. Mesela Selim kendini bir iş yeri açmak istiyorsa belediyeden ruhsat almak zorunda. İşte o ruhsatı encümen veriyor. Yine Selim diyelim ki fırın işletiyor. Fırında arkadaşlar fareler kol geziyor. İhbar yapılıyor. İşte zabıta gidiyor arkadaşlar falan filan. Mesela o fırının kapatılmasına encümen kararı verir. Kanuna e, öngörülen izin, ruhsat cezaları encümen veriyor. Mesela başka kamulaştırma kararları encümenden çıkar mesela. Kamulaştırma çok önemli bir karardır. Toplu taşıma ücretlerine encümen veriliyor mesela. Gibi. Yani encümenin de arkadaşlar öyle işte basit görevleri falan yoktur ama siz şunu bilin encümen seçimle göreve gelmiyor. Başkanlığı belediye başkanı yapıyor. Evet arkadaşlar belediyede kısaca bu şekilde sırada büyükşehir belediyeleri var. Büyükşehir belediyeleriyle ilgili genelde iki şey sorulmuş şimdiye kadar. Hep nüfus ve ne ile kurulduğunu sormuşlar ama biz gene de bilelim. Büyükşehir Belediyesi şu anda ülkemizde 30 ilde var. En son Büyükşehir Belediyesi olan ilimizde Ordu'dur. Peki bir ilin Büyükşehir Belediyesi olabilmesi için ne gerekiyor? Nüfus şartı gerekiyor. Bir de bir işlem gerekiyor. Nüfus şartı ne kadar? 750 bin. Hiç çıkmadı. Hep hukuk alan sınavlarında sordular lisans, ön lisans, orta öğretme çıkmadı çıkabilir. O zaman bir il belediyesinin büyükşehir belediyesi olabilmesi için ilin toplam nüfusu 750 bin ve üzeri olacak. Peki ilin toplam nüfusu derken ilin mülki sınırları içinde yaşayan bütün herkesin herkesi sayıyoruz. Peki Büyükşehir Belediyesi neyle kurulur derse kanun diyeceğiz. Kanunu kim yapıyordu? Meclis. Nasıl yapılıyordu? İşte bir milletvekili kanun teklif ediyordu falan filan. Biliyorsunuz artık o işi öğrendiniz arkadaşlar. Kanunla yani yasama işlemiyle kuruluyor. Öyle idarenin bir kararıyla kurulmuyor. Mesela belediyeler iyi ve içe merkezlerinde kendiliğinden kuruluyordu. Bunun dışında nüfus 5000 ve üzeri ise cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı kimdir? Bir idare organıdır. Yani idari işlemle kuruluyor belediye. Ama Büyükşehir Belediyesi ise kanunla yani yasama işlemiyle kuruluyor. Buna dikkat edelim. Büyükşehir belediyesinin sınırları il mülkçi sınırlarıdır. Büyük şeylerde belediye başkanı, belediye meclisi encümen bulunur. Yani yürütme organı, karar organı, müzakere, danışma, ikinci karar organı. Aynı mantık. Büyükşehir Belediyesi'nde arkadaşlar diğer belediyelerde mesela başkan vekili, başkan yardımcısı olur normal belediyelerde. Büyükşehir Belediyesi'nde başkan yardımcısı yoktur işte. Bakın değişik bir bilgi arkadaşlar. Büyükşehirlerde başkan yardımcısı olmaz. Ne olur? Genel sekreter olur. Ne olurmuş? Genel sekreter kadrosu olurmuş. Normal belediyelerden farklı olarak başkan yardımcısı yok, genel sekreter var. Genel sekreter de nasıl atanıyor biliyor musunuz? Başkan teklif ediyor, belediye başkanı teklif ediyor, büyükşehir belediye başkanı kim atıyor? Bir bakan. Hangi bakan? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı atıyor. Tamam? O zaman genel sekreter büyük şehirlerde olurmuş. Büyükşehir belediyelerinde. Bir de il özel idarelerinde oluyor. Ee, ama ama özel sık farklı arkadaşlar. O bunu gibi düşünmeyin bunu. Normal belediyelerde başkan yardımcısı olur ama büyük şehirlerde olmaz. Kim olurmuş? Genel sekreter. Genel sekreter de başkan öneriyormuş. Çevre şehircilik, iklim değişiklik bakanı atıyormuş. Arkadaşlar Türkiye'de 30 ilde büyük belediyesi var. Dolayısıyla 30 ilde artık e, belediyecilik hizmetini tüm ilde kim yapıyor? Büyükşehir belediyesi yapıyor. Bunun da sonucu olarak bazı idari birimler kaldırıldı. Bazılarının arkadaşlar adı değişti. Ben son dönemde ÖSYM özellikle hukuk sınavlarında, kaymakamlık, hakimlik, A grubu sınavlarda hep bunu soruyor. Ben bu soruyu bekliyorum arkadaşlar. Lisans, ön lisans, KPSS bekliyorum. Neyi bekliyorum söyleyeyim. 30 ilde Büyükşehir Belediyesi var değil mi? Ee, en son Büyükşehir Belediyesi olan il ordumuzu tamam. Peki Büyükşehir Belediyesi olan illerde ne yok artık? Ne yok? Bakın sınavda çıkabilir. Arkadaşlar vurguluyorum, altını da çiziyorum. Siz de iyi bileceksiniz. Bir, il özel idareleri tamamen kaldırıldı. Türkiye'de 30 ilde il özel idaresi yok. 51 ilde var. İki, belde belediyesi. Belde belediyesi nasıl oluyordu? İşte köylerin nüfusu 5 bin ve üzeri olursa Cumhurbaşkanı kararıyla. Yani köye belediye gelmesi olayı. Arkadaşlar, büyükşehir olan illerde artık belde belediyesi yok. Onların hepsi mahalleye dönüştü. Yani belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırıldı mahalleye dönüştüler. Mahalle neydi? Bir mahalle idare birimi değildi. Tamam? Mesela şu anda Ankara'da belde belediyesi yok. Belediyeler nerede? İl merkezlerinde, ilçe merkezlerinde. Belde belediyesi diye bir şey Ankara'da yok arkadaşlar. Hepsi mahalle oldu. Bir diğeri köyler. Yine büyük şehirlerde artık köy tüzel kişiliği kaldırıldı. Köyler de mahalleye dönüştü. O zaman artık büyükşehir belediyesi olan bir ilin sınırlarında köy diye bir tüzel kişi bulamazsınız. İnsanlar eskiden kalma alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Diyorsunuz ki nerede, hangi köydensin diyorsun. Büyük şehirde yaşıyor. Atıyorum diyor ki Çatak köyün Halbuki Çatak diye bir köy yok. Artık orası mahalle oldu. Ama büyük şehirlerde bir köylerin tüzel kişiliği kaldırdı. Mahalle oldu. İl özel tamamen kaldırıldı. Belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırıldı. ne oldu arkadaşlar? Yine mahalle oldu. Mesela size diyecek ki. Konya'yı ziyaret eden Selim, kameramanımız ve görüntü yönetmenimiz Selim Yukarıdaki idari birimlerden hangisine uğramış olamaz? A. Konya İl Özel İdaresi. Yok çünkü Konya büyükşehir. B. Konya bilmem X bel X belde belediyesi. Yok, belde belediyesi yok. C. İşte Konya, işte bilmem A köyü. Köy de yok. Mahalle oldu arkadaşlar. O zaman köyler mahalleye dönüştü, tüzel kişilik kaldırıldı, belde belediyesi tüzel kişilik kaldırıldı, mahalleye dönüştürüldü. İl özel İdaresi tamamen kaldırıldı. Şu bölümü sizden rica ediyorum arkadaşlar. Altını çiziyorum. Lütfen bunu çok iyi bilelim. Büyük şehirlerde artık şu üç kavram yok. Peki. Bir notum var. Arkadaşlar biz seçim yaparken belediye başkanı seçiyoruz ya. Peki biz belediye meclisini doğrudan seçiyor muyuz büyük şehirlerde? Doğrudan seçmiyoruz. Büyük şehir belediye meclisinde nasıl oluşuyor? Bu sınavda sorulsa zor bir soru olur ama genel kültür olsun size. Mesela Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi nasıl oluşmuştur? Büyük şehirlerin hepsi için konuşuyorum. Büyükşehirlerde ilçe belediye başkanları var değil mi? Köçören, Sincan, Etimeskut falan ilçe belediye başkanları var. Bir de ilçe belediye meclislerinin 5'te bir üyesi. Niye oluşturur biliyor musunuz? Büyükşehir Belediye Meclisi'ni oluşturur. Yani biz Büyükşehir Belediye Meclisi'ne doğrudan üye seçmiyormuşuz. Büyükşehir büyük, e, Belediye Meclisi'nin üyeleri, Büyükşehir'de bulunan ilçe belediye başkanları, başkanı tabii Büyükşehir Belediye Başkanı, bir de Büyükşehir ilçe belediyelerinin meclislerinin 5'te bir oranındaki üyesi Büyükşehir Belediye Meclisi'ni oluşturur diyoruz. Bu da bir genel kültür olsun arkadaşlar. Tamam Evet. Büyükşehirlerde bir nüfus unutmayacağız. 750 bin. Neyle kurulur? Kanunla yasama işlemi. Sınırları ilmi ülke sınırlarıdır. Başkan meclis encümen vardır. Başkan yardımcısı yok. Genel sekreter vardır. Genel sekreteri başkan önerir. Çevre şehircilik, iklim değişiklik bakanı atar. Büyükşehirler olan 30 ilimizde ne yoktur? İl özel idaresi yoktur. Belde belediyesi yoktur. Köy yoktur. Belde belediyesiyle köyler mahalleye dönüşmüştür il özel idare tamamen kaldırılmıştır. En son büyükşehir olan ilimiz Ordu'dur. Büyükşehir belediyesi olan illerde belediye meclisi üyelerini Büyükşehir ilçe belediye başkanları ve ilçe belediye meclisi üyelerinin beşte birini yapar oluşturur diyoruz. Evet Büyükşehir'de bu şekilde arkadaşlar sırada köy var. Ve önce köyün kuruluşundan bahsedelim. Çok çıkan yer genelde şu köyün kuruluşundan soruyorlar. Değerli arkadaşlar köy kanununa göre nüfusu 2000'den aşağı olan yurtlara köy denir. Nüfus eğer 2000'den aşağıysa biz buna köy diyoruz. Peki en az ne kadar olacak? En az da arkadaşlar 150 olacak. Yani 150 ile 2000 arasında olan yerlere köy diyoruz ama kesinlikle nüfusu kaçın altında olacakmış? 2000 altında olacakmış. Peki da ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela köy kanunu birinci maddesini açın. Köy kanunu bizim öyle bir kanunumuzdur arkadaşlar. Neredeyse uygulaması yoktur yani. Zaten açın okuyun tamamen Osmanlıca kelimelerden oluşuyor. Biz e, idare hukukumuzun e, ilk kanunudur diyebilirim değerli arkadaşlar. 1924 yılında yapılıyor. Çünkü 1924'te nüfusun yaklaşık %70'i 80'i köyle, köylerde yaşıyordu. O kadar uzun bir kanundur ki çünkü devlet bütün ihtiyaçlarını buradan karşıladı. Askerinden vergisine kadar. Ama şu anda biliyorsunuz nüfusun çok az bir kısmı köylerde yaşıyor. Ve bu kanun neredeyse ölü bir kanun haline gelmiş yani. Bir türlü de değişmiyor arkadaşlar. Açın okuyun okuyamazsınız yani. O kadar böyle e, yabancı terimler var. Yani anlayabileceğiniz kelimeler neredeyse çok az. Peki o kanunun birinci maddesi diyor ki nüfusu 2000'den aşağı olan yurtlara köy denir. 2000-20000 arası olan yerlere kasaba denir. 2000-20000 ise kasabaymış. Var mı kasaba diye bir yer? Hayır. Kanunda yazıyor ama uygulamada yok. Bucak gibi yani. İl idare kanunu bucaktan bahsediyor. Bucak yok. Yine 2000-20000 arası olan yerlere kasaba denir diyor. Ortada kasaba yok arkadaşlar. 20 bin ve üzeri olan yerlere de şehir denir diyor. Yani böyle bir yapılanma şu anda idari yapılanma ülkemizde yok. Tamam. Bizim için şu an 2000'den aşağı olan yurtlara köy, 2020 bin kasaba, 20 bin ve üzeri şehir diyormuş. Biz sadece şu 2000'den aşağı olan yeri bilelim. Alt sınırda ne olacakmış arkadaşlar? 150 olacakmış. Yani 150'den az... E Olmayacak. 2000'den de arkadaşlar fazla olmayacak. Yani 2000'in altında olan yurtlara biz köy diyormuşuz. Peki, köy kurma yetkisi bir bakana verilmiş arkadaşlar. O bakan da İçişleri Bakanı. Yani idareyle en çok sıkı fıkı olan bakan arkadaşlar. O zaman bakan bunu kuruyorsa, adını değiştiriyorsa biz ona ne diyoruz? İdari işlem diyoruz. Bizde genelde köyler geleneksel şekilde kurulmuşlar. Yani ata dede gelmiş orada yerleşmiş. Ondan sonra devlet oraya bir e, ne yapmış? Arkadaşlar statü vermiş. Burası köydür demiş falan filan. Bize yeniden köy kurulması genelde şöyle oluyor. İşte ne ile? Ee, doğal afetler sebebiyle yer değiştirme ya da muhacirlerin yerleştirilmesi falan. Demek ki yeniden köy kurulması olayı neyle derse ne ile oluyor dersen edeceksiniz. İçişleri Bakanı kararıyla adının değişmesi vesaire. Peki köyün organları arkadaşlar 3 tane. Muhtar, ihtiyar heyeti, köy derneği. Muhtar, köyün yürütme organıdır. Karar organı ihtiyar meclisi ya da heyetidir. Muhtardan başlayalım. Arkadaşlar muhtar kimdir? Muhtar köyün yürütme organı temsilcisi Devletin köydeki gözü kulağıdır. Ta biliyorsun Osmanlı yanılmıyorsam 2. Mahmut döneminde muhtar teşkilatı kuruluyor. Bu adam kim biliyor musun? Ajan ajan. Devletin ajanıdır arkadaşlar. Devletin köydeki gözü kulağıdır. Asker kaçağın var buna soruyorlar. Güvenliği bozan biri mi var buna soruyorlar. Yani muhtar aslında nedir biliyor musun? İdari bir ajandır. Hem devlet adına işleri vardır hem de köy işleri vardır. İki farklı görevi vardır. Peki yani köydeki devletin temsilcisidir. Aynı vali gibi düşünün. Devleti temsil ediyor köyde. Seçimle geliyor ama devleti temsil ediyor. Ajan gibi düşüneceksiniz. Peki devlet memur statüsü vardır yani seçimle gelse de. 18 yaşını doldurmuş. Son 6 aydan beri köyde ikamet eden bir de okuma yazma bilmek yeterli. Düşünsenize 1924'te diyorsun ki en az ilkokulu mezunu. Çok zor muhtar adayı bulabilirsin. Okuma yazma bilse yeterli. Son 6 aydan beri köyde ikamet ediyor. 18 yaşını doldurmak falan. Arkadaşlar siyasi partiler muhtar ve ihtiyar heyeti için aday gösteremez. Niye biliyor musunuz? Siyasi partiler işin içine girerse köylerde kan gövdeyi götürür. Yani sebep bu. Başka bir şeydi. Birbirlerini keserler arkadaşlar. Biliyorsunuz partilerin seçim zamanlarında ne hale geldiğini. Dolayısıyla bunu düşünmüşler. Demişler ki siyasi partilerin etkisini azaltalım. E, muhtar ve ihtiyari üyelerinde arkadaşlar gerek mahalle gerekse köyde siyasi parti adaylığı yoktur. Bireysel başvuru olur. Zaten mesela yakın zamanda seçim olacak. Mahalli idare seçimleri. Muhtara gidin sizin elinizde kendi kağıdını yapıştıracak pusulasını. Diyecek işte zarfa koy falan. Ama muhtarlarda ne yokmuş? Siyasi parti adaylığı yok. Peki ihtiyareti de öyle. Sebebini de söyledim arkadaşlar. Olay çıkmasın ya. Muhtarı kim seçer? Köy derneği seçer. Peki kimmiş bu köy derneği? Köyün bir organı. Köy derneği kim biliyor musunuz? Köyde yaşayan insanlar. Ama bütün insanlar değil. Köyde yaşayan kadın erkek kaç yaşını doldurmuş? 18 yaşını doldurmuş ama seçmen olma özelliği taşıyan köyde yaşayan insanlar. O zaman kadın erkek 18 yaşını doldurmuş seçmen olma şartını taşıyan tüm köylüye biz ne diyoruz? Köy derneği üyeleri diyoruz. İşte muhtar ve ihtiyar heyetini kim seçiyor derse köy derneği diyeceğiz. Tamam Peki muhtar nasıl görevden alınıyor? 5 yılına seçiyordu bana. Muhtar arkadaşlar hatırlayın. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi bunları uzaklaştırma, iç son verme danıştaydı. Unutmuyoruz değil mi? Ama muhtarı ayırmıştım hatırlayın. Notumuzda düşmüştük. Muhtar arkadaşlar il ya da ilçe idare kurulları tarafından görevden alınır ya da uzaklaştırır. Muhtarda kim yok? İçişleri Bakanı Danıştay olayı yok. Bunu unutmayalım. hiç çıkmadı çıkabilir. Mutad dediğim ya devletin ajanıdır. Devlet memuru gibidir. Devleti temsil eder köyde. Gözü kulağıdır. Devlet işleri vardır mesela. Asker kaçaklarını bildirir, güvenliği bozanları bildirir. Vergi toplar dev memurlarla beraber. Köy işleri de vardır mesela. Köy mahkemelerde temsil eder gibi. Yani hem devlet işleri hem de köy işleri olmak üzere görevleri ne yapmıştır? Ayrılmıştır. Peki. İhtiyar meclisi köyün karar organıdır. Hep meclisler karar organıydı. Hatırlayalım köy derneği tarafından seçilen üyelerle doğal üyelerden oluşur. İki tane doğal üyesi var arkadaşlar. Şuraya yazmayı unutmuşum. Kim biliyor musunuz? Köyün imamı, köyün öğretmeni. Evet. Öğretmen ve imam neymiş? Köy ihtiyar eğitiminin doğal üyeleridir arkadaşlar. Bunu da not olarak eklemeyi unutmayalım. İmam ve öğretmen. Niye bir iki tane böyle doğal üye koymuşlar? Şimdi 1924'te bu kanun yapılmış. Yani bu uran da okuma yazma bilen iki kişi olsun diye düşünmüşler belki de. İmam ve öğretmen arkadaşlar köy ihtiyaretin doğal üyeleridir. Öğretmen de kimdir mesela? En kıdemli öğretmen. Örneğin okul varsa müdür. Doğal üyeler imamla öğretmen. Bak hemşire memşire ebe falan değil ha. İmamla öğretmen diyeceksiniz. Köyün zorunlu işlerini sıraya koyar, İMC ve salmaya karar verir. Arkadaşlar İMC ile salmaya kim karar veriyormuş? Köy ihtiyar heyeti ya da meclisi. Salma nedir biliyor musunuz? Mesela devlet belediyelere bütçe ayırır. İl özelilerine de bütçe ayırır. Yani para gönderir. Ama köylere para göndermiyor devlet. Peki köyün işlerini yapmak için harcanacak para kimden toplanıyor? Köylüden. Tamam mı? Köylüden toplanıyor. E, kararlaştırıyor. Muhtar da hane hane kapı kapı gezip hane başına topluyor. Bir zamanlar alt sınır 20 TL'ydi, üst sınır 100 TL'ydi falan filan. Muhtar topluyor arkadaşlar. Hatta cebri icra da alma hakkı vardır, yetkisi vardır yani. Peki o paraya ne deniyor biliyor musun? Salma deniyor. İşte köyün bütçesini oluşturan para köy halkının cebinden çıkan arkadaşlar nedir? Salmadır. Yani toplanan paralar. İmece nedir? Bakmayın şimdi il özel idareleri köylere falan yardım gidiyor şey yapıyor işte yol yapıyor işte çeşme falan yapıyor falan. Eskiden böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Köylü kendi işini kendisi yapıyordu. Köy kaldı da bu var. Buna da imece usulü denir. Mesela çeşme mi yapılacak? Fırın mı yapılacak? Köylünün birleşerek köy işini ortaklaşa yapmasına ne deniyormuş? İMC usulü deniyormuş. İMC'yi mesela eskiden bulmaca çözerdik. Gazeteler vardı. Şimdi gazeteyi pek kimse okumuyor artık. E, sosyal e, telefonlarda her şey okunuyor. E, İMC yani birleşerek bir işi ortaklaşa yapmak İMC usulü diyoruz ona. Peki. Burada karar organı olduğunu, imam ve öğretmenin doğal üye olduğunu, salmanın toplanan paralar olduğunu, birlikte yapılan işe de IMC dendiğini unutmayalım. Peki. Köy derneği. Arkadaşlar bir doğrudan demokrasi uygulamasıdır. Köyde yaşıyorsanız, kadın erkek 18 yaşınızı doldurmuşsanız ve seçmen olma niteliğini taşıyorsanız siz köy derneğinin bir üyesisiniz. Aslında baktığınızda eski Yunan şehir devletleri gibi köy halkı ne yapıyor? Köyde alınan kararlara arkadaşlar katılıyor. Bir doğrudan demokrasi uygulaması. Hatta muhtarı kim seçiyor derse soruda arkadaşlar unutmayın. Köy derneği diyeceksiniz bakın sakın başka bir şey demeyin. Muhtarı kim seçer? Köy derneği. İhtiyar heyetinin seçilme geleneği üyelerini kim seçer? Köy derneği. Bu ikisini unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi köyde yaşıyorsanız, 18 yaşınızı doldurmuşsanız, seçmen olma niteliği taşıyorsanız siz köy derneğinin bir üyesisiniz. Köyün arkadaşlar isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirebiliyorsunuz. Zorunlu işlerini sıraya koyan da kimdi? İhtiyar heyetiydi. Böyle de görevleri vardı. Evet. Köyde kısaca bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de mahalleye değinelim. Mahalle bir mahalle idare değil ama gene de bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar mahalli idarelerimizden bahsettik. İl özel, belediyeler, köyler bir de mahalle diye bir kavram var. Ondan da bahsedelim. Ondan sonra arkadaşlar hizmet bakımından yerinden yönetimleri anlatıp soru çözümüyle bu dersi bitirelim. Arkadaşlar mahalle ile ilgili şunu bileceksiniz. E, tanımı bileceğiz. Belediye sınır içerisinde kurulan, ihtiyaç ve öncelikleri benzerlik gösteren, sakinler arasında ne ilişkisi olan hatırlayın komşuluk. Yani bir cümlede şu kelimeyi gördüğünüzde bu neyin tanımıdır derse mahalle diyeceğiz. Tamam komşuluk. Bu kadar. Nasıl kuruluyor? Belediye sınırları içerisinde kuruluyor mahalleler. Arkadaşlar şöyle kuruluyor. Belediye meclisi karar alıyor. Ondan sonra mülki amir olan kaymakama gidiyor. görüş alıyor. Ondan sonra valiye gidiyor. Valinin onayıyla kuruluyor. Peki belediyeden çıkan bir kararın, yani mahalli idare olan belediyeden çıkan bir kararın, merkezi yönetimin elemanları olan kaymakam ve valiye gitmesine biz ne diyorduk? İdari vesayet diyorduk arkadaşlar. Peki devam edelim organları muhtar ve ihtiyar heyetidir. Burada arkadaşlar şey gibi düşünmeyin bunu. Köy gibi düşünmeyin. Burada köy derneği gibi bir kavram yok. Muhtarla ihtiyar heyetinden oluşuyor. Yine muhtar ve ihtiyar heyeti adaylığı içinde ne yok arkadaşlar? Siyasi parti adaylığı yok. Burası için aynı şey geçerli. Siyasi partiler burada da muhtar ve ihtiyar heyeti adayı göstermiyor. Bireysel başvuru oluyor. Arkadaşlar mahallenin tüzel kişiliği yoktur. Ee, yani bir il özel idaresi belediye gibi, köy gibi e, kamu tüzel kişiliğine sahip değil. Tüzel kişiliği yok yani özetle. Bu yüzden mahalle bir mahalli idare birimi değildir. Yani mahalle ile ilgili en çok bilmeniz gereken şey bu. E, mahalli idare birimi yani yerel yönetim olmamasının basit bir sebebi var. Neyi yok? Tüzel kişiliği yok değerli arkadaşlar. Burada muhtar ve ihtiyar heyeti var. Tamam seçimle geliyorlar ama bu onu bir mahalli idare yapmaz çünkü tüzel kişiliği yok. Muhtarın görevleri köy muhtarın görevleri gibi geniş değil arkadaşlar. Artık neredeyse dijitalleşmeyle beraber görevi kalmadı diyebiliriz. Bana kalırsa muhtarlık teşkilatının tamamen kaldırılması lazım. Devlete yükten başka bir şey değil arkadaşlar. Tamam? Peki, bir notum var. O nottan bahsedeceğim. <laughs> Şimdi belediye hatırlarsanız il ve ilçe merkezleri dışında belediye kurulması için nüfusun 5000 ve üzeri olması lazımdı. Cumhurbaşkanı kararıyla, idarenin bir işlemiyle yani. Büyükşehir Belediyesi ilin tamamında nüfus 750 bin olacaktı. Kanunla, yasamanın işlemiyle. Meclisten kanun çıkıyor. Köy nüfusu 2000'den aşağı olacak. 150'nin altında da olmayacaktı. İçişleri Bakanı kararla kurulur. idarenin işlemiyle. Çünkü İçişleri Bakanı idare içerisinde. idari işlemle kurulur. Mahalle, mahallede şöyle kuruluyor. Nüfus 500 arkadaşlar. Yani bir yerde mahalle kurulacaksa 500 ve üzeri bir nüfus aranıyor. Ondan sonra belediye meclisinin kararı, kaymakamın görüşü, valinin onayıyla mahalle kuruluyor. Aralarında komşuluk ilişkisi olan idari birimi biz ne demiştik? Mahalle demiştik. Mahalle ile ilgili bilmeniz gereken en önemli nokta mahallenin tüzel kişiliği yoktur. Bu sebepten mahalle bir mahalle idari birimi ya da yerel yönetim değildir. Evet muhtar ve ihtiyar heyeti seçimle geliyor. Burada dernek yok arkadaşlar. Köy derneği anlamında bir mahalle derneği yok muhtar ve ihtiyareti seçimlerinde siyasi parti adaylığı da bulunmaz. Peki mahalle kurulması için nüfusun belediye sanı içerisinde kaç ve üzeri olması lazım? 500 ve üzeri olması gerekiyormuş. Evet mahalle de bu şekilde arkadaşlar. Bir mahalle idare birimi değil ama gene de anlattık. Sırada hizmet bakımından yerinden yönetimlerimiz var. Bunlar da biraz bahsedelim. Çünkü yönetmeliği kim çıkarır kim çıkarmaz sorularında ya da vesaire sorularında Hani bunları bilelim, tüzel kişilik olduklarını. Ondan sonra soru çözelim ve bu dersimizi bitirelim arkadaşlar. Bunlar birer kamu tüzel kişisidir. Birazdan özelliklerden bahsedeceğim. Yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Bilimsel, teknik, idari, mesleki konularda kamu hizmeti yürüten kamu tüzel kişilerini biz. Bir de genelde bunların faaliyetleri tüm ülke çapındadır. Hizmet bakımından yerinden yönetimler diyoruz. Şimdi özelliklerine bir bakalım. Bunlar kanunla ya da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulurlarmış kamu tüzel kişine sahipler. Merkezi idare yani devlet tüzel kişisiyle aralarındaki ilişki hiyerarşidir, vesayettir. Şimdi anlatacaklarımın hepsi. Çünkü tüzel kişilikleri ayrı. Özellikler ayrı mal varlıkları var, ayrı bütçeleri var. Mahkemelerinde davalı davacı olabilirler. Kendi bütçeleri var, kendi karar organları var falan. Uzmanlık gerektiren kuruluşlardır. Ve en önemlisi yönetmelik yapabiliyorlar. Şimdi anlatacaklarımın hepsine çıkarabiliyor arkadaşlar yönetmelik çıkarabiliyorlar. Şimdi başlayalım. İdari kamu kurumundan kasıt ne? Klasik kamu hizmeti yürütüyorlar bunlar. Bunların bazılarına özellik verilmiş arkadaşlar. Dört tanesini çok iyi bileceğiz. Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü. Arkadaşlar bu dört tane genel müdürlük aslında klasik kamu hizmeti yürütüyorlar. Ama kamu tüzel kişiliği verilmiş bunlara. Mesela bunlar ne çıkarabilirler? Yönetmelik. Örneğin Ulaştırma Bakanı ile Karayolları Genel Müdür arasındaki ilişki hiyerarşi değil vesayettir. Neden? Çünkü tüzel kişiliği var. Mesela Orman Bakanı ile Orman Genel Müdürü arasındaki ilişki hiyerarşi değil vesayettir. Neden? Çünkü Orman Genel Müdürü'nün tüzel kişiliği var. Yönetmeliği çıkarabilirler. Arkadaşlar özellikle şuna dikkat edin. Tapu Kadastro Genel müdürü Müdürlüğü. Kadastro Genel Müdürlüğü. Bunun neyi yoktur arkadaşlar? tüzel kişiliği yoktur. Buna dikkat edin. Genelde hani bunu sorabilirler belki. Peki kamu iktisadi kurumları, iktisadi devlet kurumları. Arkadaşlar iktisadi devlet kurumu ne demek biliyor musunuz? İktisadi alanda faaliyet yürütüyorlar. Mesela Ziraat Bankası, Çaykur, BOTAŞ, Devlet Malzeme Ofisi. Bunlar iktisadi alanda ne yapıyorlar arkadaşlar? Faaliyette bulunuyorlar. Kar elde ediyorlar vesaire. Bir de kamu iktisadi kurumları var. Bunlar da tekel faaliyetler yürütüyorlar. Mesela PTT gibi Devlet Demiryolları Türkiye'de kimde, kimse kafasına göre hava yolu e, kurup işletemez arkadaşlar. O devlet hava meydanlarının tekelinde. Ya da demir yolu işletmesini kafasına göre yapamaz. Devlet demir yollarının tekelinde arkadaşlar. Bunda da ne diyoruz? Kamu iktisadi kurumları diyoruz. Teker nitelindeki işleri yapıyorlar. Mesela sermayesinin tamamı bir iktisadi kamu kurumuna ya da kamu iktisadi kurumuna aitse ona da müessese diyoruz mesela işletmeleri. Müessese denir. %50'den fazlası arkadaşlar bunlara aitse ona da e, kamu e, şey, bağlı ortaklık denir. %50 ile 15 arası bunlara aitse ona da kamu iştirakleri denir. Bu öyle zor sınavlarda çıkıyor arkadaşlar. Bir kere hukuk alan sınavında şöyle çıkmıştı. Sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi kurumuna ya da iktisadi devlet teşekkülüne ait olan işletmelere ne ad verilir? Müessese, sermayesinin tamamı. Böyle sorular var arkadaşlar. bu sizin için detay olur. Geçelim siz sadece şunları bilin yeter. Sosyal kamu kurumları sosyal alanda faaliyette bulunuyorlar. SGK, Türkiye İş Kurumu. Bunların tüzel kişiliği var. Mesela Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na SGK arasındaki ilişki hiyerarşi olamaz. Çünkü SGK'nın tüzel kişiliği var. Peki bilimsel, teknik, kültürel kamu kurumları. Bunlar da bilimsel alanda, kültürel ve teknik alanda faaliyette bulunuyorlar. TRT, bağımsız tarafsız yayın yapması için değil mi arkadaşlar? YÖK, Yoktu arkadaşlar, bilimsel özelliğe sahip olmalı. üniversitelerde de öyle. Sonuçta akademik e, çalışmalar oluyor burada. Bilimsel özellik olması gerekiyor. Türk Standartları Enstitüsü, TSE, kamu tüzel kişiliği var. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu arkadaşlar. Cumhurbaşkanının e, ilişkilendireceği bakanlığa ilişkilidir vesaire diyor e, anayasa ama çok önemli değil. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun tüzel kişi olduğunu bilin. Bir de 82 anayasasıyla gelmiş onu bilelim. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yakın zamanda Tamer Kara Dağlı arkadaşlar buna genel müdür olmuştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bunda da tüzel kişiliği var. Yanılmıyorsam e, Balet şeydi. Tan Türk buna da genel müdür olmuştu. TÜBİTAK arkadaşlar bunların neyi var? Kamu tüzel kişiliği var. Bilimsel, teknik, kültürel alanda faaliyette bulunuyorlar. Peki Kamu kurumunun teknik meslek kuruluşları arkadaşlar bunlara üyelik zorunludur. Aydat öderler işte üyeler. Bu üyelik yapmadan mesleklerini icra edemezler. Bunların karar organları seçimde oluşuyor ve bu seçimde yargı organların gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Bunlar özel kanunla kuruluyorlar arkadaşlar. Mesela yeni bir baro kurulacaksa kanun çıkması lazım meclisten gibi. Noterler Birliği, ondan sonra Barolar Birliği, barolar, tabipler odası, eczacılar odası Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği. Bunların kamu tüzel kişiliği var. Bunlar yönetmek çıkarabilirler mesela. Bunların devletle arasındaki ilişki hiyerarşi olamaz. Vesayet ilişkisidir. Ticaret ve Sanayi Odaları. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Bunların hepsi neyi var? Kamu tüzel kişiliği var. Biz bunlara meslek kuruluşu diyoruz arkadaşlar. Peki. Üyelik zorunludur. Unutmayın. Karar organları seçimle oluşur. Bu seçimlerde yargı organlarının gözetim ve altında yapılır. Yine karar organlarının görevine son verilmesi yargı kararıyla olur arkadaşlar. Peki. Mesela barolar seçim yapıyor biliyorsunuz, başkanı seçmek için. Düzenleyici, denetleyici kurumlar, bunlar da piyasayı arkadaşlar denetlemek için kurulmuşlar. Bakalım, RÜTÜK e, anayasal kuruluştur. Hatırlarsanız üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyordu. Bunlardan bir tanesi anayasal kuruluş, RÜTÜK. E, RÜTÜK arkadaşlar anayasal bir kuruluş ama tüzel kişini kanunla almıştı, daha önce konuşmuştuk. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. BTK mesela şu telefonlara işte e falan kaydettiriyorsunuz. o bura Burası ilgileniyor bunlarla. Sermaye piyasası kurulu. Bankacılık düzenleme denetleri. Bu da bankacılık sektörünü arkadaşlar düzenliyor ve denetliyor. Kamu ihale kurumu. Bir ara neredeyse çalışanların bir çoğunu gözaltına almışlardı. Artık anlamışsınızdır. Rekabet kurumu piyasada rekabeti bozanlar hakkında yaptırım uyguluyor. Rekabeti düzenliyor. Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu. Bunun ismini bulan arkadaş bayağı bir düşmüş olmalı arkadaşlar. Kamu gözetimi Muhasebe Denetim Standartları Kurumu. Evet en çok iyi çalışan arkadaşlar. Dolayısıyla kendimizi güvende hissettiğimiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu arkadaşlar. Bu da bir düzenleyici denetleyici kurumdur. Nükleer Düzenleme Kurumu da son dönemde kuruldu biliyorsunuz. Hani işte bu yanılmıyorsam Mersin'deki Akkuyu nükleer santralinin kurulmasından sonra nükleer düzenleme kurulu sigortacılık ve özel emeklilik mesela bireysel emeklilik oluyor bankalarda işte onu bir denetlenmesi lazım arkadaşlar İşte onu kurmak için e, onun için neyi kurmuşlar sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumunu kurmuşlar. Evet toplam 11 tane de arkadaşlar ne var böyle düzenleyici denetleyici kurumlarımız var bunlarla ilgili iki şeyi çok iyi bileceğiz bunlar arkadaşlar bir yönetmelik çıkarabilirler. Bunlarla devlet arasındaki ilişki hiyerarşi değil vesayet ilişkisidir diyoruz ve sorulara geçiyoruz. İlk sorumuz mahalli idarelerle ilgili. Mahalli idarelerle ilgili o ilk yaptığım tablodaki arkadaşlar genel özellikleri sormuş. Hangisi yanlıştır? Mahalli idareler 3 tane de hatırlayın. 1. İl özel idareleri, 2. Belediyeler, 3. Köyler. Başına herhangi bir özel isim gelebilir. Önemli değil. Bu sizi yanıtmak içindir. Buna dikkat ediyoruz. Görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Birer kamu tüzel kişisiydi bunlar. Karar organları yani meclisler seçimle iş başına gelir. Bu seçimler 5 yılda bir olur. Buradan nasıl soru geleceğini söylemiştim size. Diyecek ki son genel seçim, mali seçim 2014'te olmuş atıyorum. Ya da 2000 şimdi 24 olmuş. Bir sonraki mali dara seçim ne zaman yapılacak? 2029'da yapılacak mesela. Peki mali dairelerin seçimleri 5 yılda bir yapılırdı. Arkadaşlar siz, bu önemliydi, Cumhurbaşkanı'nın izniyle kendi aralarında birlik kurabilirler. Buna dikkat edin. Türkiye Belediyeler Birliği örneğini vermiştim. Ancak Cumhurbaşkanı izniyle kendi aralarında birlik kurabilirler. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Peki deseydi ki, Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının muhtar ve yetiyareti hariç ee, fes etme yetkisi kime ait? Danıştay'a ait. Mesela belediye başkanı düşürmek, belediye meclisini fes etmek... İl Genel Meclisi'ni feshetmek, meclis üyelerini, üyelerini düşürmek, belediye meclisi üyesini üyelin düşürmek danıştaydı. Peki haklarında soruşturma da koğuşturma açılmışsa kesin hükme kadar görevden uzaklaştırma deseydi iç iş yerine bakanı diyecektik. Merkezi idare ile mahalli idareler arasında hangi ilişki var derse orada da idari vesayet diyeceğiz. Çok basit bir sebebi var. Merkezi idare devlet tüzel kişisiydi. Mahalli idarelerin her birinin devletten ayrı neyi vardı? Kamu tüzel kişiliği vardı. Cevap edin arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru. Y Belediyesi'nin başkanı Adnan ile belediye meclis üyeleri Duygu ve Murat hakkında belediyenin imkanlarını kendi özel menfaatleri için kullandıkları iddiasıyla soruşturma açılmıştır. He. Şimdi hatırlayalım hemen. Belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri haklarında soruşturma ya da kovuşturma açılmışsa kesin hükme kadar bunları kim görevden uzaklaştırıyordu? İçişleri Bakanı. Peki görevlerine kim son verir deseydi arkadaşlar orada da Danıştay diyecektik. Burada uzaklaştırmayı sormuş. Dolayısıyla cevabımız İçişleri Bakanı olacak. Belediye meclisi kendisine kanla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa, İçişleri Bakanı'nın şikayeti üzerine, bildirim üzerine kim görevine son verirdi belediye meclisini fes ederdi? Danıştay. Ya da şu soruyu şöyle değiştirin. Belediye başkanı başkan sıfatına kim son verir? Danıştay. Belediye meclisi üyesinin üyeliğini düşürmesine kim karar verir? Danıştay. Aynı şey il genel meclisi için ve üyeler için de geçerli. Sadece muhtar ve ihtiyar heyeti farkıydı. Muhtar ve ihtiyar heyetinin üyelerinin görevlerine son verme il ya da ilçe idare kurullarının da bunu belirtmiştik. Yani merkezi idareye ait. Peki. Anayasanın 127. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi mahalli idare değildir? Arkadaşlar baştaki özel isimler bizi yanıtmak için sona bakacak. 3 tane il özel belediye köyü arayacağız. Aksaray il özel idaresi. Şu benim için önemli. İl özel idaresi. Marmaris belediyesi. Belediye benim için önemli. T mahalli idare. Erzurum Büyükşehir i. Belediye. Mahalli idare. Polat köyü. Köy mahalli idare. İstiklal mahallesi. Arkadaşlar özellikle mahallenin bir mahalli idare, yerel yönetimi olmadığını söyledim bak. Bak bu kimin için biliyor musun? Ben, ben yorumla soru yaparım, ben mantıkla soru çözerim diyen tipleri düşürmek için birebir arkadaş. Onlar için güzel bir soru. Hangisi bir mahalli idare değil? Cevap mahalle. Peki mahalle neden bir mahalli idare değildi? Basit bir sebebi vardı arkadaşlar. Tüzel kişiliği yoktu. Bu kadar. Tamam. Muhtar ve ihtiyar var. Belediye meclisi kararlı kuruluyor ihtiyaç ve öncelikle benzerlik gösteren, sakin arası komşuluk ilgisi olan idari birime mahalle diyorduk. Peki, muhtar ve ihtiyar, ihtiyar eti üyelerinde ne yoktu? Siyasi parti adaylığı yoktu. Geçtim. Aşağıdaki mali idare kuruluşlarından hangisinin karar organı, yürütme organı yanlış? Bak, karar yürütme. Kararlar meclisti. Yürütme organları il özel idaresinde vali seçimle gelmiyordu. Belediyede belediye başkanı, köyde muhtardı. Encümenler müzakere danışma ikinci karar organlarıydı. Köy derneği ise köyde yaşayan kadın erkek 18 yaşını doldurmuş seçmen aktığı muhtar ve ihtiyar seçiyor. Şimdi il özel idaresinin yürütme organı ve temsilcisi vali. Doğru. Belediyenin karar organı belediye meclisi. Doğru. Köyün karar organı köy ihtiyar meclisi. Bak meclis. Doğru. İl özel idaresinin karar organı il idare kurulu. Al al. İl idare kurulu neredeydi arkadaşlar? Hatırlayın merkezi idarede. İl genel idaresindeydi. Dolayısıyla cevabımız denizde. Doğrusu ne olacak burada? il genel meclisi olacaktı arkadaşlar. Köy idaresini yürütme organı temsilcisi muhtar. Doğru. O yüzden cevabımız arkadaşlar denizde. geçiyorum. Arkadaşlar belediyenin kurulması ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir kere il ve ilçelerde hiç nüfus şartı aranmadan belediye kendiliğinden kurulur. Kurulması zorunludur. Mesela bir ilçenin nüfusu 500 olsa bile orada belediye kurulması zorunlu. İl ve ilçeler kanunla kuruluyor tasarlayın. Merkezi idare taş örgütlerdi. Buradaki belediyeler de bulunduğu il ve ilçenin ismini alır. Belediyesi olan yerleşim birimlerine belde denir. Arkadaşlar hatırlayın belde nüfusu 5000 ve üzeri olan köylerde ondan sonra İçişleri Cumhurbaşkanı kararla kuruluyordu. Köyün belediye olmasına belde diyoruz. Nüfus 5000 ve üzeri olacak. Beldenin adının değiştirilmesi derse bakın bu özel bir sorudur. Hani köy kuruma yetkisi oradan geliyordu ya İçişleri Bakanı. Beldenin adının değiştirilmesine İçişleri Bakanı verir. Ama bir yerde belde kurulmasına Cumhurbaşkanı karar veriyor arkadaşlar. Tamam. Nüfus kaç bin ve üzeri olacak? 5000 Cumhurbaşkanı kararıyla o yerde ne kurulur? Belediye kurulur yerleşim yeri. O zaman be, belediye kurulabilmesi için il ve ilçe merkezleri hariç nüfus 5000 olacak. Cumhurbaşkanı kararı. Uzun bir işlemi vardı hatırlayın. Bir daha hatırlatayım size. Halk ya kendi talep edecek ya da e, mülki amir kendisi uygun görecek. O köyde bir seçim yapacak. Halkın yarısından bir fazlası belediye olmak istiyoruz derse mülki amir bunu çevre şehircilik bakanlığına gönderecek. Çevre, e, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı bunu Cumhurbaşkanı sunacak. Cumhurbaşkanı kararıyla o yerde belediye kurulur. Yani idari işlemde belediye kuruluyor. Nüfusu 2000 altına düşerse yine Cumhurbaşkanı kararıyla neye dönüştürülür? Köye dönüştürülür arkadaşlar. Doğru. Peki belediyenin karar organı encümen midir, belediye meclisidir arkadaşlar? Tabii ki belediye meclisidir. Encümen, müzakere, danışma ikinci karar organıdır. Encümenlerin özelliği neydi? Encümenler seçimle göreve gelmiyorlardı arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Büyükşehir Belediyesi hakkında hangisi yanlıştır? Toplam nüfusu 750 bin olan illerde kurulur. Evet, 750 bin şartı var nüfus. Kanunla kurulur. Kanun kim yapıyor? Meclis. Yani e, belediye arkadaşlar idari işlemde kurulur. Ama Büyükşehir Belediyesi ise kanunla, yasama işlemiyle kurulur. Sınırları il mülki sınırlarıdır, doğru. İlin bütün sınırları yani. Genel Sekreter Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı tarafından atanır. Doğru. Toplam 34 ilde, yanlış arkadaşlar, toplam 30 ilde Büyükşehir Belediyesi vardır. En son Büyükşehir Belediyesi olan ilimiz de Ordu'dur. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Peki. Ben ne demiştim arkadaşlar? Bu soruyu bekliyorum demiştim. Son dönemlerde bütün hukuk sınavlarında görüyorum ben. Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde ne yoktur? Bir, Köy yoktur, köyler mahalle olmuştur. Tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalleye dönüştü. Belde belediyeleri yoktur, belde belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüşmüştür. İl özel idareleri tamamen kaldırılmıştır. O zaman Ankara'yı ziyaret eden bir kimse köy bulamaz, belde belediyesi bulamaz, il özel idaresi bulamaz. O zaman bir ilde yukarıdakilerden hangisinin varlığı o ilde büyükşehir belediyesi bulunmadığını arkadaşlar gösterir. Burada şunu söyleyeyim, soruyu farklı sormuş arkadaşlar. Evet, köy bulunması, belediye belediyesi bulunması ve il özel idaresi bulunması o yerde büyükşehir belediyesi olmadığını gösterir. Çünkü büyükşehir belediyesi olabilmesi için, hani büyükşehir belediyelerinde bu üçü yoktu arkadaşlar. Soruyu bu şekilde sormuş ama anlatıkların da doğru. O zaman cevabımız Edirne olacak. Yani Ankara'da köy varsa Ankara'da büyükşehir yokmuş demek Belediye belediyesi varsa büyükşehir yokmuş demek. İl özel idaresi varsa büyükşehir yokmuş demek. Ama Ankara'da bu üçte yok. O zaman Ankara bir büyükşehir. Ama gidin Kırıkkale'ye ya da arkadaşlar ne diyelim Bilecik'e bu üçünü bulursunuz. Çünkü Bilecik ve Kırıkkale'de ne yok? Büyükşehirli belediyesi yok. Peki. Köy idaresi hakkında hangisi yanlıştır? Arkadaşlar nüfusu 2000'den aşağı olan yurtlara köy diyoruz. Ee, nüfus 2000'den aşağı olacak. Köy kurma yetkisi bir bakana verilmiş. İçişleri Bakanı. Yani köy neyle kurulur derse idari işlemle kurulur diyeceğiz. İdari işlemle kurulur. Aynı belediye gibi ama Büyükşehir Belediyesi kanunla kuruluyordu unutmayın. Muhtar, ihtiyar meclisi, köy derneği olmak üzere 3 organı var. Köyde yaşayan seçmen olma şartlarını taşıyan kadın erkek, herkes köy derneğini oluşturur. Bir doğrudan demokrasi uygulamasıydı. E, muhtar ve ihtiyar heyetini seçerdi. İhtiyar heyetinin biliyorsun iki tane doğal üyesi var. İmamla öğretmen. Salma ve İMC'ye karar verirdi ihtiyar heyeti. Muhtar ve ihtiyar meclisi köy derneği tarafından seçilir. Muhtarın seçiminde siyasi partiler aday gösterebilir. Hayır. Arkadaşlar neden gösteremezdi söylemiştim. Ya köylerde çok olay oluyor. Her seçimde bir izleyin haberleri. İşte muhtarlık seçimlerinde şu köyde şunlar birbirine ne yaptılar? İşte öldürdüler, yaraladılar falan. Her Türkiye'nin her ilinde bununla karşılaşırsın. Küçük bir yer. Rekabet oluşuyor aileler arasında. O yüzden siyasi parti adaylığı, muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde yoktur arkadaşlar. Peki. Bu arada muhtar devletin ajanıydı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hem devlet işleri hem köy işleri olmak üzere iki farklı görevi vardı. Muhtar olmak için okuma yazma bilmek, son 6 aydan beri köyde ikamet etmek, bir de 18 yaşını doldurmak gerekiyordu. Yani belediye başkanı gibi, belediye meclis üyeleri gibi en az ilkokul mezun olma şartı aranmıyor. Hangisi bir hizmet bakımından yerinden yönetim? Arkadaşlar, hizmet bakımından yerinden yönetimler birer e, kamu tüzel kişisiydi. E, bilimsel, teknik, kültürel alanda faaliyet yürütüyorlardı. İdari, sosyal, iktisadi, meslek kuruluşu, düzenleyici, denetleyici diye anlatmıştık. Üniversite, bilimsel, kültürel bir kamu kurumudur. Barolar, birliği bir meslek kuruluşudur. E, Rütük, düzenleyici, denetleyici bir kurumdur. Anayasal bir kuruluştur ama tüzel kişinin kanunla alır. Karayolları Genel Müdürlüğü idari bir kamu kurumudur. Ama ne demiştim? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün tüzel kişiliği yoktur. Mesela o yüzden ne yapamaz? Yönetmelik çıkaramaz. Peki burada cevap Ceyhan neden? Evet, Ceyhan bir yerinden yönetimdir ama hizmet bakımından değil, yer yerinden bir yönetimdir. Yani mahalli idaredir. O yüzden belediye arkadaşlar bir yerinden yönetim olsa da bir hizmet bakımından değil, yer yerinden yani yerel, mahalli bir yerinden yönetim olduğu için cevabımız Ceyhan olacak. Evet. Kıymetli arkadaşlar ben hemen hemen her şeyle ilgili soru çözdüm. Ama tabii ki işlediğim konuları gördünüz. Bolca soru sorulabilecek, farklı soru tiplerine gelebileceği konular söz konusu. O yüzden soru bankasındaki yine bu mahalli değerle ilgili ne kadar soru varsa hepsini çözmenizi istiyorum. Tam bir temel oluşturabilmeniz açısından. Evet bu dersi de burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.